Onlardan ilk önce bu sürece bizi taraftarı yapmaya geldiniz yoksa süreç hakkında fikirlerimizi öğrenmeye mi geldiniz şeklinde sorularımı soruyorum. Yani biz taraftar olacaksak bizi ikna edin. Madem öyle ikna için geldiyseniz bizi ikna edin diyoruz. Şimdiye kadar Türkiye Kürdistan devletleri savaşıyordu veya Türk halkı ile Kürt halkı mı savaşıyordu? Marmara bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesi halklar arasında bir bölgesel veya halksal bir savaş mı söz konusuydu? Bandırma'da Kürt kökenli vatandaşlarımız yaşıyor. Ama biz Kürt kökenliler, Türk kökenliler savaşı diye bir savaş hiç duymadık. Bu yüzden Kürtlerle barış kelimesini de duymak istemiyoruz. Sürecin başında bebek katili ve 50 bin kişinin ölümünden sorumlu terörist başı dedi ki, bu sürecin başında dedi, aynen okuyorum. Süreç tamamlanırsa affa ve demokratik özelliğe gerek kalmadan hepimiz özgürce yaşayacağız. Ya da 50 bin kişiyle birlikte halk savaşı başlatacağız. Siz akil heyetler de ya süreci desteklersiniz ve PKK'nın isteklerine evet dersiniz ya da 50 bin PKK'lı militanın kanlı eylemlerine razı olursunuz mu diyorsunuz? Sayın akiller, siz APO'nun bu tehdidinin arkasında mısınız? 50 bin kişilik halk savaşının tehdidinin arkasında mısınız? Niçin biriniz çıkıp da bu üslupla barış olmaz demediniz? Bir tane akili şimdiye kadar PKK söylemlerini telin ettiğini, kınadığını, süreci bozar dediğini duymadık. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin Bursa'da öl de ölelim, vur de vuralım diyen gençlerine bunun da zamanı gelecek dediği konuşmasından dolayı nedense bütün akiller birdenbire dillendiler. Dediler ki Devlet Bahçeli barışı sabote ediyor. Barışı sabote eden şimdi Devlet Bahçeli midir? Abdullah Öcalan mıdır? Abdullah Öcalan'ın konuşmasını ayrısını okudum. Açıklamanızı burada yapalım. Hayır, biz yürüyeceğiz. Türkiye Gençlik Birliği, İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yürüyeceğiz. İhalemizde yok, herhangi bir... Bravo! Bandırma! Uyurma! Gençlerine sahip çık! 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 Türk, Kürt kardeştir, akiller kardeştir. Türk, Kürt kardeştir, akiller kardeştir. Türk, Kürt kardeştir, akiller kardeştir. Yürüyün abi, yürüyün ya. Sakin, sakin. Sakin, yürüyün abi. Sakin, gelin sarın orayı böyle. Gerek yok, tamam. Gerek yok, gerek yok. Onlar ağır mesele, gerek yok. Biz buraya mesaj aldık. Ağır, 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 Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görev başında. Tam Türkiye. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Gün gelecek. Devlen dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Demokratiklikten bahsedenler, bunca insanın, küçücük insanın yürüyüşünden mi korkuyorsunuz? Korkarlar. Başkalarına demokratik hak diye savunanlar. Demokratik diyorsunuz, demokratik diyorsunuz. PKK'lılar her gün yukarıda banyosta tanık yapılıyor. Yurtseverler, Atatürkçüler tanık. Bu ülkede demokratik diyorsunuz, üniversite öğrencileri tutuklu. Bu ülkede demokratik diyorsunuz, yurtsever, Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, polisler, askerler tutuklu. Bilim adamları tutuklu. Bu ülkede bize demokrasi öğretmeyin. Bu ülkede bize demokratikliği öğretmeyin. Yarın bugün bu konuyu... AKP'nin akili, bandırmadan defol! AKP'nin akili, bandırmadan defol! 90 yıl önce Mustafa Kemal'e idam cezası verenler gördüler ki Türk gençliği Samsun'dan doğdu 1919'da. Unutmayın! Türk gençliği dünyasın! 19 yılında yıllardan yıldır! Akilleri oturtuyoruz! Geleceğiz, milletimler! O kafamızdaki duraylarıyız, neyle diyorum? Mustafa!
ya. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Korkmayın. Türk'üm diyene. Mutlu Türk'üm diyene. Mutlu Türk'üm diyene. Mutlu Türk'üm diyene. Ne yüzle geliyor? Ne yüzle? Şehitlerin hesabını kim verecek? Bu toprağın hesabını kim verecek? Çağatay'daki ölenlerin hesabını kim verecek? Elinizi vicdanınızı koyun, bu işi bırakın. Yol verin insanlara, yol. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Damat Yeni döneminde hep bu ülkede binlerce PKK'lı Nevruz kutlarken 29 Ekim'de Cumhuriyeti kutlayan yurtseverlere, Atatürkçülere yapmadığınız işkenceler kalmadı Ankara'da. Silivri'de gördük 8 Nisan'da. Yapmadığınızı bırakmadınız. Ama gün gelecek. O Silivri'ye bakın. O hastalara iyi bakın. O komutanlar, o bilim adamları çıkacak. Yurtseverler çıkacak. Akiller, AKP'liler, PKK'lılar oralara girecek. Oraları sokacağız sizleri. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Her gittiğiniz yerde kovuluyorsunuz. Yüzsüzlük yok, namus yok, şeref yok. Gelmeyin diyoruz. Doğuya, Güneydoğu'ya gidiyorsunuz. Abdullah Öcalan özgür bırakılacak diyorlar. Hadi gelin burada da değil. Davetiye yolluyorlar. Vatandaş davetli diyorsunuz. Hani nerede vatandaş? Dernek sahipleri, para babalarını çağırıyorsunuz. Onlarla konuşuyorsunuz. Gelmeyin istemiyoruz bandırmaya. AKP'nin akili bandırmadan defol. AKP'nin akili bandırmadan defol. AKP'nin akili bandırmadan defol. Biz de akşam saat 4:30'da geleceğiz. Eti Maden lokalına gideceğiz. Orada olacaklarmış akiller. Gideceğiz bakalım vatandaş olarak biz alacaklar mı? Yoksa sizin dediğiniz gibi demokrasi mi uygulayacaklar bize? Eğer demokrasi uygulayacaklarsa biz de Atatürk'ün gençliği tabisinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni korumaya gideceğiz. Oradayız. Hepimiz oradayız. Evet.